Merhabalar arkadaşlar. sameshirunel.com için hazırlamış olduğum blog skripti dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde arkadaşlar biz blog skriptinin artık görsel tasarımına başlayacağız. Panelimizi biz en sonki dersimizde bitirmiştik. Bunun için arkadaşlar öncelikle Google'a gelip flat iu yazıyorum. UI de olabilir. Bununla ilgili bir tane site, ilk çıkan siteye giriyorum. Ve aşağısından download diyerek ben buradaki dosyaları indiriyorum arkadaşlar. Masaüstüme indirdim. Tasarım konusunda aklımda hiçbir şey yok. O konuda hani aklımda bir şey var sanmayın. İndirme bitince hemen devam. Evet, yüklenmemiz bitiyor. Ben bunu kapatıyorum ve bunu da. Ondan sonrasında artık inmiş olan dosyamızı açıp komple bunları bizim www klasörümüze, yani WAMP'ın içerisindeki www klasörümüze yerleştiriyorum. Ve açıyorum artık arkadaşlar buradan lokalimi. Dediğim gibi aklımda tasarıma dair hiçbir özellik yok. Bunun aklınızda bulunsun. Burası neymiş? Bakalım. Bizim burada distin içerisinde burası değil miydi yoksa? Doç'un içerisinde example diyerek bunların kullanım örnekleri her birinin için mevcut. Buradan biz bunlara göre hepsini tek tek inceleyerek, kullanarak bir menü aşağısında bakalım. Mesela bakın ben şu geniş şeyi kullanacağım mesela. Şuradaki kısmı kullanacağım. Bakalım. Veya buradaki isteyenler için gri kullanımı da olabilir. Burada hani kullanacağımız şeyleri ufak ufak görelim. Form elemanlarını kullanacağız. Bakın mesela ben bunu görmemiştim. Bu çok güzel bir özellik. Bakalım, evet. Beni hatırla özelliği. Bakalım. Burada zaten Aycan'la çok güzelmiş. Select özelliği. Ben bunların birçoğunu incelemiştim ama hani oturup da hepsi için detaylı bir inceleme yapmamıştım. Çok güzel özellikleri var. Bu tema şeyin adını siz söyleyin. Bakın sabit şeyin özelliklerini gösteriyor bize. Navbar diyor. Bunlar üst barların görünümleri. Nasıl kullanmak isterseniz diye. Tepede sabitlenmiş bir navbarın görüntüsü. Bakıyoruz. Buradan farklı şekillerde tabi bunların birçoğu gözükmüyor. Ya da çok aşağıda kalıyor. Bakalım, devam edelim. Burada sayfalama yöntemleri. Radyolar, kontroller, toggle'lar, hani bu tür özellikler. Select'ler, tüm select türleri burada mevcut. Bakın hatta renkleri, boyutları, büyüklükleri. Bakın burada hatta az önceki gördüğümüz opsiyon çeşidi de mevcut. Bu çok hoşuma giden bir metot özellikle. Civic'ler, tıkla değişsin, tıkla değişsinler yani. Bunlar etiket tagları. Biz yazıp virgülle ayırdığımızda etiket olarak ayıran özellikler. Bunlara gerçi ihtiyacımız yok. Thumbnail'ler, yani hani içeriklerin gösterildiği noktalar, yani resimler olarak. Biz bunların her birini tek tek kullanacağız. Tiddles, bunlar çok önemli değil. Kullanmayacağız. Büyük ihtimalle burayı da kullanmayacağız. Bakalım. Evet, şuradaki kısımları kullanacağız. Menülerin vesairelerde. Şu ikisini kapatalım. Şunu. Şuradaki kısımlar açık kalsın. Bunlar standart yazı şekilleri. Renk yazı vermek. Mail to'lar. Tüm böyle şey karakterlerinin tamamı. Bir de slider için şöyle bir slider olayı. Bunu da kullanmayacağız. Şununla da pek ihtiyacımız yok. Bakalım. Şurasına da ihtiyacımız yok şu anda. Bakalım. Buraya da yok. Acil olarak ihtiyacımız olanlar kenar etraf normalde kalsın. Geri kalan kısımları kaldıralım. Bakalım. Burası işimize yaramayacak şimdilik.
şurası yarayacak. Şurayı nögeyi denetle diyelim. Şuradaki ilk başta bar default alarak işimize başlıyorum arkadaşlar. Geldim. Artık buradan bir indeks oluşturup işimize başlayacağım. Tabii ki bu indeksi siliyorum. Aslında silmiyorum. Şuradaki indeks PHP siliyorum. Bunda edit notepad diyorum. Şöyle diyelim. Body'den sonrasını kaldıralım. Şuraya kadar. Şuraya ilk başta bizim navbarımızı koyalım. Bir görelim. Ve şunu da PHP'ye çevirmek istiyorum. PHP. Evet. Şimdi şunu kapatalım. Hayır. Bakalım. Local host 83 oldu bu arada. Ben adresini değiştirdim. Bakın üst tarafta barımız duruyor. Hemen şunu da bir daha bir açalım. İndeksimizi. Hemen üst tarafta barımız duruyor. Hemen altına da footer geldiği için şuraya birkaç PR atalım. Sayfayı yenilediğimizde bakın barımız üst tarafta. Geri kalan kısımlar aynı. Ben şimdi buraya şuradaki barı koymak istiyorum. Şuradaki collapse kısmını alıyorum. Ona göre de bakalım. Navbar container'dan sonrasına yapıştırıyorum. Ona göre düzenlerim. Hatta şu container'dan sonrasını küçülteyim. Yapıştıralım. Bakalım boşluk durumu nasıl? Bir tane daha tamamdır. Şimdi sayfayı yenileyelim. Evet. Birazcık şey geldi. Şuraya bir container atalım. Div class container. Şuraya bir tane daha div ekleyelim. Burası da tamam. Sayfayı yenileyelim. Ortaladı. Şimdi burası default değil. Inverse diyelim. Hatta bu sefer niye olmadı bu? Ben onu da anlamadım. Bir bakalım bir daha. Oradakinin aynısını aldığımızda aslında olmalıydı. Şurayı şöyle yapıyorum tekrardan. Bakalım. Şuranın tamamını almamız gerekiyormuş bizim. Şöyle kopyaladım. Bu sefer burayı küçülttüm. Sadece şuradaki kısmı kopyalamak istiyorum. Ve geri kalanını olduğu gibi yapıştırıyorum. Sayfayı yenilediğimde bakın arkadaşlar oturdu. Şimdi ben buna navbar kısmını kaldırıyorum. Bir de şunu navbar topu ekliyorum. Ve artık yukarıda tepede tam oturmuş şekilde ve sabit olarak sistemimizde gözükmeye başlayacak. Ekstradan da şuraya bir tane container ekliyorum. Div class container. Şuradaki nav'dan öncesine bir tane div ekliyorum. İşimiz bitiyor. Bakalım. Sayfayı yeniledim. Bakalım arkadaşlar. Üst kısmımız oturdu. Menülerimiz tamam. Herhangi bir sıkıntı yok. Aynı şekilde aşağıda footer içinde bakalım container, row, title. Buna bir renk eklememiş mi? Class diyelim. Nav bar inverse diyelim. Bakalım yiyecek mi? Evet. Orası da koyu rengimizi aldı. Bir de şuraya nav bar static bottom diyelim. En alta yapışsın. Bakalım. Emin değilim. Nav bar static. Şurada az önce bir tane statik şeyimiz vardı. Burası mıydı? Burası değil. Bakalım. Buradaki example'lardan. Statik top. Bunun aynı şekilde bottom'u lazım bize. Şuradaki navbar statik topu alıyorum. Şurayı alalım. Şuradaki default'u kaldırıyorum. Navbar'la default'u. Şuraya da bottom diyorum. Bir daha bir test edelim.
Bunun herhalde şu anda en alttadır. Büyük ihtimalle şey yaptığımız için göremiyoruz. Şuradaki kısmı kaldırıyorum. Şuraya. Ne olsun? Div class Jumbotron olsun. Ya da şöyle yapalım. Bir tane slider koyalım buraya. Normal standart şeyleri, bootstrap ögeleri var mı bilmiyorum. Bootstrap diyorum. Geliyorum. Buradan JavaScript'ten en aşağıya inip şuradaki kodları alıyorum. Büyük ihtimalle vardır. Yoksa da Bootstrap için yeni bir özellik daha ekleyip bunu ekleyeceğiz. Sayfayı yeniledim. Evet, yok. Gözükmediği için olmadığını düşünüyorum. Ya da bakalım. İmajlar falan boş olduğu için de aynı şeyi veriyor olabilir. Biz en iyisi şöyle yapalım şimdilik. Div class Jumbotron. Div diyelim. Şuraya bir tane h2 ekleyelim. Burası başlık diyelim. Ve görelim yaptığımız işi. Sayfayı yeniledim. Bakın burası başlık diye geldi. Ben bunu bir container için almak istiyorum. Container. Bakalım sayfayı yeniledim. Ortaladı. Buradan sonrasında şuraya bir tane row eklemek istiyorum. Hatta şuradaki Jumbotron'un içerisinde de bir row eklemek istiyorum. Div class row diyorum. Şunu da çoğaltalım. Şurayı da bir içeri atalım. Sayfayı yeniledim. Şu anda tamam. Aynı şekilde bir tane daha row oluşturuyorum. Row diyorum. Div. Şuraya da div class call md 8 diyorum. Hemen yan tarafına div'i kapatıyorum. Burası h2 diyorum. Ya da şöyle diyelim. Page div class page header diyorum. Div h2 ekliyorum. Burası da site ana başlığı diyelim. Sayfayı yeni diyelim. Bakalım. Tabii ki şuradaki container'ımızı unutmuşuz. Div class container diyorum ve şuradakini çoğaltıp bir içeri atıyorum. Sayfayı yeniledim. Burası sitemizin ana başlığı. Tabii burasını H4 falan yapalım. Çok büyük oldu. Evet, kesinlikle daha iyi. Şimdi şuradaki burası başlığa bir de P ekleyelim. Burası da açıklama yazımız olsun. Şuranın arka tarafına bir tane resim eklemek istiyorum. Hemen şuradan bilgisayar ya da şöyle diyelim. Responsive resim diyelim. Bakalım. Buradan responsive ile ilgili bir tane resim koyalım. Daha böyle bilgisayar ekranında olan değil de böyle daha düzgün ifade edecek bir özellik arıyorum. Bu da değil. Ve çok büyük bir resim arayalım. Arama araçlarından boyut büyük. Diğer küçük olanlar gözükmesin. Şunu mu koysak acaba? Uygundur aslında. Bir denemekte fayda var. Şu da olabilir aslında boş bir hali. Neyse şunu bir koyalım. Resmi farklı kaydet diyelim. Bilgisayar C bump www imagesin içerisinde dosyalar diyelim. Ya da resimler diyelim. Burasına ne olsun? Banner JPEG olsun. Banner olsun yazsam yeterli. Şimdi ben bunun yanında birkaç da CSS oluşturmak istiyorum. www'ye geldim.
CSS diye bir kısım yok. Burada ben CSS diye bir klasör oluşturuyorum ve içerisinde style.css diye kaydediyorum. Bunu da şuradaki sayfamıza dahil edelim. Buradaki bir tane şeyimiz var. Şurayı siliyorum. Şurayı siliyorum. Style.css olarak kaydediyorum. Artık bu sayfayı da alıyor. İçerisine de nokta arka plan diyorum. Ya da şöyle diyelim. Nokta jumbo arka diyelim. URL background diyorum. URL bir üst dizine çıktım. Images'in içerisine girdim. Resimlere girdim. Banner.jpg olan dosyayı alıyorum. Ve cover mıydı? Convert miydi? Bir bakalım. Neyse çok önemli değil. Şuna bakalım. Resmimiz nasıl duracak öncelikle. Şunu yapalım. Repeat no repeat diyelim. Yeterli bizim için. Geldim. Aynı şekilde indeksimize geldim. Şuradaki Jumbotron'la Jumbo arka diyelim. O şekilde yapmıştık herhalde. Şimdi test edelim. Sayfayı yeniledim. Evet, gelmedi. Ya da geldi mi? Gelmedi. Bir daha bir kontrol edelim dizini. CSS'ten bir üste çıktı. Images'e girdi. Resimlere girdi. Banner.jpg. Bir üst dizine çıktı. Images'in içerisine girdi. Resimlerin içerisine girdi. Banner.jpg. Background no dedik. Bir daha bir inceleyelim. Geri denetle diyelim. Bu arada sayfayı yeniledikten sonrasında şu head'ın içerisine bakalım. CSS style'ımız çalışıyor mu? Şuna bakalım. Evet, çalışıyor olması lazım. Hemen şuradaki durumdan style şuradan Images'ten şunu yazdığımızda resmi bulabiliyor muyum bakalım. Herhangi bir hata var mı? Resim burada. Herhangi bir sıkıntı yok. Jumbo arka class container acaba biz mi göremiyoruz? Bakalım. Neyse şimdilik bir kaldıralım. O dursun kenarda. Onu da yapacağız yani. Yapmayacağımız şey değil. Bence var. Ama resim burada sadece beyaz kısımları görünüyor gibi geldi bana. Devam edelim alt taraftan. Şuradaki kısımlar falan çok güzel duruyor. Bunları hiç ellemiyorum. Sadece bunların isimlerini, şeylerini değiştireceğim. Öncelikle şu flat UI'ye merkez yazılım blok diyelim. Sayfayı yeniledim. Tabii ki çok büyük oldu. MY blok diyelim. Evet, şu anda oldu. Burası başlık kısmı. Tamam. Ben şimdi şunlara, şu başlıklara bir boşluk atmak istiyorum. Ona göre de resmi ayarlamak istiyorum. Yanlış hatırlıyorum diye belki şu CSS ile resim ekleme diyelim. Şuradaki daha mantıklı bir yerde. Bakalım. URL deneme. Şuradaki tırnaklarsız yazın diyor. Biz de öyle yapalım. Tırnakları kaldıralım. Bir daha deneyelim bir şunu. Şuradaki çünkü taktım bir nevze de olsa şeye bunu yapmaya. Bir şey yapamayınca böyle birazcık takarım. Bakalım. Bakalım resim gözüküyor. Resmim çok büyük olduğu için oturmuyor. Hemen şöyle bir şey daha yapalım.
No repeat with %100 8 auto diyelim. Bir daha bir tekrarlayalım. Bakalım. Şuradaki yazıları birazcık da arttıralım. Şunları birazcık da arttıralım. Belki resmi gözükmeye başlar. Evet. Resim çok büyük olduğu için sıkıntı yapıyor. Resme boyutuna nasıl müdahale ediyorduk onu hatırlamıyorum. Bir bakmam lazım. Bu resme boyutlarını düzenleme ile ilgili bir şey var mı? Ses ile resim boyutu ayarlama bakalım. Maalesef burada gözükmüyor. Nasıl yaparız? No repeat. Şöyle diyelim, sığdırma diyelim. Sığdırma diyelim. Ekrana sığdırmak. Şunları ekledik mi? Hatta şuradan sonrasını ekledik mi? Tamamdır. No repeat. Bunlara göre çat oturacaktır resmimiz. Sayfayı yenilediğimizde bakın arkadaşlar. Resme oturmuş oldu. Tabii ki buraları. Bakalım. Bu sabit kısmımıza herhalde şu row sabit kısmımızın içerisinde. Nav burada. Container burada. Tam mı var acaba diye bakıyorum. Yokmuş. Bakalım. Resmimiz mesela buradaki şeye göre oturmuş oldu. Şurada üst tarafta mesela bir sıkıntı oluyor. Ben orası için şöyle bir işlem yapıyorum. 3 tane BR koyabilirsiniz. Ya da 4 tane BR koyabilirsiniz tam otursun diye. Hatta bir tanesi fazla olmuş. Bakalım. Hatta bir tanesi daha fazla olmuş. Bir daha bakalım. Tam oturdu. Buradan sonrası için inceliyorum. Arka tarafa tam oturuyor tabii ki. Ama şöyle diyelim. Fixed'ı kaldırmamız lazım. Ortalansın ama şey olmasın. Bizimle beraber oynamasın. Divona göre şekillensin. Bakalım. Herhangi bir sıkıntı yok. Repeat none dedik. Herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Ama resmi beğenmedim. Bakalım. Şöyle güzel bir resim bulalım. Manzaralar daha iyi olur diye düşünüyorum. Ya da bilgisayar diyelim. Responsive diyelim. Buradaki resimlerden güzel bir şey seçersek aslında çok güzel olur. Şu güzelmiş. Aradığımı buldum diyebilirim yani. Masaüstü demeyelim bir kere. Buraya banner diyelim. Sadece bu sefer CSS'inden JPEG diye değiştireceğim. PNG diye değiştireceğim. Resim değişecektir. Sayfayı yenilerim. Bakalım. Çok daha güzel oldu. Başlığı yazıyı kaldıralım. Şuradaki başlığı yazıyı artık kaldırabiliriz. Bakalım. Sayfayı yenileyelim. Tabii ki içerisi küçük kaldı. Şu resmin boyutuna göre de bu div'e boyut verelim. Düzenle diyelim. Görünüm. Yeniden boyutlandır. Ve 400 piksel falan versek yeterlidir. Şuraya, jumbo arkaya height 400 piksel dedik mi? Tamamdır. Sayfayı yenileyelim. Tabii ki birkaç boşluğumuz gerekiyor herhalde. Margin top 50 piksel diyelim. Sayfayı yenileyelim. Evet. Resim fazla şey doldu. Şuraya 500 piksel diyelim.
600 diyelim. Hala resim tam istediğim gibi çıkmadı. Aslında şöyle yapsak. Bir tanesi sağdan soldan, bir tanesi de şeyden ortalama olması lazım. Sayfayı bir daha yenileyelim. Ortalamasın yani. Şu topu kaldırdım. Sayfayı yeniledim. Evet. Hatta birazcık daha 500 desek nasıl olur? Hatta azıcık daha kısalım. 470 diyelim. Azıcık daha 60 diyelim. Evet. Şöyle çok çok daha güzel oldu bakın arkadaşlar. Tasarımımız. Şimdi bundan sonrasında şurada bir başlığımız. Burada bizim kategorilerimiz ve onunla ilgili işlemleri tek tek yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Tasarım çok güzel oluyor. Şöyle bir şey yapıyorum ekstradan. Şuradaki son U ile L'yi kaldırıyorum. Ben hızlı görebiliyorum nerede ne olduğunu. Sadece bizim menümüz kalsın. Geri kalan kısımlara ihtiyacımız yok. Site başlığı dedik. Bakalım. Şimdi burada resimler oluşturalım. Şöyle diyelim. Div class nail div diyelim. Şuraya images diyelim. src images slash resimler slash jQuery nokta png diyorum. Şöyle tutalım. Resim kısmımız geldi. Hemen bir tane jQuery şeyi bulalım. jQuery. Bakalım. Şu da güzelmiş. Ama beyaz daha güzel olabilir. Evet. Resmi farklı kaydet dedim. jQuery.png'ymiş. Ben JPEG olarak, PNG olarak yapmışım. Sayfayı yeniledim. Bakalım. Bizim burada resmimiz çok güzel durdu. Hatta yani çok güzel durdu. Hemen alt tarafına da bir P koyalım. Buraya da burası makalemizin başlığı diyelim. Sayfayı yeniledim. Tabii ki bu thumbnail'in içerisinde kaldı. Yanlış yere koymuşuz. Şuraya da dikme. Tamamdır. Sayfayı yeniledim. Bakalım. Çok güzel oldu. Şurası da. Hatta şöyle bir şey yapacağım ben burada. Page header'ın içerisinde olmuş bunlar hep. Şu page header'dan sonra şöyle yapalım. Sayfayı yenileyelim. Burası makale başlığı dedik. Şunları H3 yapalım. Bakalım. Çok büyük oldu. H4. Devam. Hatta H5 bile olabilir. Boyutlarına göre. Fena değil. Bir de şuraya A atalım. Bakalım. Şu anda burası da çok güzel oldu. Tabii ki bunu tepeye koymamız daha mantıklı olacaktır. Şöyle diyelim. Çok güzel. Hatta şöyle ve şöyle yapalım. Div class'tan sonrasında şuraya bir tane row atıyorum. Div class row. Şurayı bir içe atıyorum. Şurası da şöyle. Şuraya da div class call md6 diyorum. İkişer ikişer sıralansın. Şurayı çoğaltıyorum. Bakalım. Altında olsa daha güzel olacak bu sefer. Böyle olunca daha iyi oldu alt tarafında. Sayfayı yeniledim. Bakalım. Burası makalemizin başlığı şeklinde geldi. Ben bunları çoğaltıyorum. Bakalım. Sayfayı yeniledim. Şu şekilde içeriklerimiz gelmiş olacak. Bir de şu resimlere de A verelim. A. Ref. Link çok önemli değil. Şu
Şunları da hemen arttırıyorum diğerlerine göre. Sayfayı yeniledim. Bakın arkadaşlar, bunlar bizim makalelerimizin, içeriklerimizin görselleri olacaklar. Yan tarafına da şuradaki row callMD8'i işaretledikten sonrasına div class callMD4 diyelim. Div, buraya da H2 diyelim, H4 diyelim. Şuraya bir tane row atalım. Div class row diyelim. Div'i kapatalım. Kategoriler olsun. Sayfayı yenileyelim. Tabii ki şuradaki row bozdu sanırım. Ya da şöyle diyelim. Page header. Bakalım. Kategoriler. Hemen alt tarafında bir ul'li yapısı oluşturalım. Şunları bir row içerisine alalım. Div class row diyelim. Bakalım bir sıkıntı var mı? Yok. Hemen şuraya da şuraya da bir li oluşturalım. Href diyelim. HTML, CSS, jQuery diyelim. Bakalım. Çok güzel oluyor. Sadece şuradaki ikonları kaldırdık mı tamamdır. Class now diyelim. Now default herhalde. Bunu yaptığımızda evet, bakın arkadaşlar, daha düzenli bir hal almış oldu. Bir de şuraya div class call md12 diyorum. Şunun aynısını kopyalıyorum. Bir tane büyük, geri kalanı küçük olarak gelsin. Aynen şu şekilde. Şu büyük olan da class diyelim. Text center diyelim. Text'i de ortalasın. Bunlar hazır CSS'ler olduğu için arkadaşlar yazımları çok kolay. Yani sadece ben CSS'lerin nerede ne yazılması gerektiğini söylüyorum. Geri kalan kısımları zaten kendi otomatik olarak bize oluşturmuş oluyor. Bakın hani çok büyük bir iş yapmadan siz de görün diye istiyorum. Neredeyse sıfır CSS yazarak 33 dakika içerisinde mükemmel bir tasarım elde etmiş olduk elimizde. Şimdi devam ediyorum aynı şekilde. Şuradaki kategorilerimiz olur. Başka nelerimiz olur arkadaşlar? Şurayı çoğaltıyorum. Yorumlar olur. Bakalım. Yorumlar kısmı geldi. Gerçi şuraları bir şeyin içerisine alsak mı diye düşünüyorum. Almayalım ama şöyle bir şey yapalım. Şuralarına 3 diyeyim ben. Birazcık daha küçük olsun. Ve şurasına da 9 diyelim. Yan tarafa doğru şurası birazcık daha büyüsün istiyorum. Daha iyi oldu. Bir de şunlara text left desek herhalde işimizi görür diye düşünüyorum. Text left diyelim. Pardon, right. Center desek nasıl olur? Çok daha iyi gibi. Aynı şekilde text center'ı ekledim. Aynı şekilde yorumlara da aynı şeyi ekleyelim. Class text center. Şuraya da class text center dedik mi? Kategoriler şeylerde birazcık da ortalandım mı? Çok daha güzel oldum. Şimdi yorumlar için tabii ki ayrı, şeyler için ayrı özellikler oluşturacağız.
Şöyle yapalım. Now bar, now'ı şuradan now'ı kaldıralım. Default'u. Evet, sıkıntı yok. Burasına şöyle diyelim mesela. Hepsi aynı yere gideceği için aynı link içerisinde yapıyorum. Hatta şöyle yapalım biz daha düzgün olsun. Div class row demeyelim. Ne diyelim? Pol md 2 diyelim. Div'i kapattım. Burada şuradaki id'i kaldıralım. Buraya div class ya da şöyle demeyelim. Direkt image ekleyelim. Image src div pardon. Şuraya bir tane link resim ekleyelim. Kullanıcı resmi. Şöyle diyelim. User resme ekleyelim. Bir tane şöyle bir şey iyidir. Resmi farklı kaydet diyelim. User olarak ekleyelim. User.png'ymiş. Images resimler slash user.png. Sayfayı yeniledim. Resmimiz geldi ama çok büyük geldi. Buraya width 250 piksel pardon 25 piksel style diyelim. Ya da bunu bir şeye atalım. Class atayalım. Class yorum diyelim. Ya da yan yorum diyelim. Yan yorum. Nokta yan yorum diyorum. Width 25 piksel diyelim. Şimdi bunu bir daha bir inceleyelim. Bakalım. Resmimiz ufacık bir hal aldı. Tabii ki resmimiz üzerine gelince, hoverlanınca kayboluyor. Nasıl yapabiliriz onu? Burasının yazısı farklı olması lazım. Resim diyelim. Evet. Şu anda oldu. Şuraya da div class call md 10 diyorum. Bunlar 12'lik sisteme göre yazılmıştır arkadaşlar. Ona göre yapıyorum. Ve buraya da h5 diyorum. Ya da p diyelim. Unname burası yorumdur diyelim. Sayfayı kaydettim. Bakalım. Burası yorumdur. Geldi. Şuraya da bir tane span atıyorum. 2 dakika önce diyorum. Bakalım. Tabii ki şu aslında navbar olayını kaldırsak daha mı iyi olur? Şurayı kaldıralım. Uleyliler gitsin. Şuraya div class row diyelim. Div diyelim. Her tekrar ettiğimizde şuradaki row'u çoğaltalım. Sayfayı yenileyelim. Bakalım 2 dakika önce demiş. Burası gözüküyor. Şuraya bir tane renk atasak aslında güzel olur ya da A ekleyelim. O da renki renklendirir zaten. Sayfayı yenileyelim. Bakalım burası yorumdur. Mesela son kullanıcının yaptığı yorum bu şekilde gözükecek gibi. Ya da şöyle diyelim biz şuraya. %100 hate %100 diyelim. Bulunduğu kabın içerisine girsin. Sığsın. Daha küçük oldu. 25 olarak kalsın o zaman. Bakalım. Burası yorumdur. 2 dakika önce bu span çok büyük oluyor. Span diyelim.
Ya da small ekleyelim. O da aynı işi görür diye düşünüyorum. Bakalım. Small diyelim. Daha küçük oldu. Tabi resmi birazcık daha büyütmemiz iyi olur. 50, aslında şuraya şey desek 4'e 8 desek 100'leri versem yorum resim diyelim. %100 hate %100 diyelim. Şöyle yapalım. Sayfayı yenilediğimizde yemedi. Bizim bu şeyimiz neredeymiş? Yan yorum klasının içerisinde. Bu zaten image'miş. Şöyle yapalım. Şöyle daha güzel olur. Hatta hate'ini birazcık daha arttırabiliriz de. Boş ya da kalsın bu şekilde. Biz tekrarlamak istediğimizde row'dan tekrarlıyoruz. Sayfayı yenilediğimizde bakın tık 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 yorumlar artmış oldu. Burası da tamamsa şuradaki menüleri de artık halledelim. İsimlerini de Türkçeleştirelim. Ana sayfa diyelim. Şuradaki şeye ihtiyacımız yok. İşarete. Şuradaki işarete ihtiyacımız yok. Ana sayfa. Şuraya diyelim hakkımızda. Bakalım. İletişim diyelim. Şuradaki aktiviteyi de bir tane daha oluşturalım. Oraya verelim. Blog diyelim. Biz çünkü şu anda blog sayfamızdayız ve aktivite yemedi. Biz bunu nereye koyacağız? Sanırım şuraya koyacağız. Bakalım. Aktif. Class aktif. Bir daha bir geri alalım. Ben şunu emin olamadım. Evet. Liye'ymiş. Ama Lee'de niye hata yaptı? Buna da bakalım. Şuradaki ref'ten dolayıdır. Yenilediğimizde bakın blok kısmı da seçili şekilde gelmiş oldu. Alt tarafını da düzeltelim. Site de ara diyelim. Merkez yazılım. Blok skripti. Bakalım. Evet, yazı da düzeldi. Başlıklarımız, yorumlarımız. Şuradaki aslında mesafe var. Bu mesafeyi kaldırırsak 10 numara olur. Şöyle yapalım. Yorumlar burası ya arkadaşlar. Şunları bir çıkartalım. Şöyle yapalım. Şuradaki small'ı şuraya alalım. Buraya bir tane BR atalım. Büyük ihtimalle bu bizim sorunumuzu çözer. Evet, çok güzel oldu. Burası çok güzel oldu arkadaşlar işte. Hatta şöyle de yapabiliriz. Şuradaki images yerine iClass fausr diyelim. Buraya da bir tane fonta versiyon ikonu koyalım. İndirelim buradan. Son versiyonunu. Şunu aldım. İçerisini komple www klasörüme attım. Şimdi ve buradan ana sayfamıza CSS'in içerisindeki şunu eklememiz lazım. Şuraya geldim. Tepeden şuraya,
şunu yazdım. Bir de min css ekledik mi? Tamamdır. Şurada bakın ikonumuz anında gözükmeye başladı. İkonumuz için şimdi bir renk verelim. Hatta bunun renkleri de mevcuttu. Bu renkleri de görelim. Nasıl göreceğimizi de şöyle söyleyeyim. Şöyle diyelim. Flat UI diyelim. Şuradaki renk tonunu alacağız biz. Şuradaki tonu aldım. Ve diyorum ki background color diyelim. Tüm i'ler bu rengi alsın dedim. Hemen bir inceleyelim. Sayfayı yeniledim. Şu anda o renkte. Değilse bile kesinlikle o renkte, yani öyle diyelim. Bir de şey diyorum. Nokta yorum nokta yan yorum ikon diyelim. Width %100, height %100 diyorum. Line height %100. Bir de font size 20 piksel olsun. Hemen şunu alalım, ikona koyalım. Test edelim. Sayfayı yeniledim. Küçük kaldı. Ya da şöyle diyelim, şurayı da kaldıralım. Fa 3x diyelim. Daha güzeli. Sayfayı yeniledim. Bakın arkadaşlar, daha mantıklı, daha güzel olmuş oldu. Burası yorumdur. Yorumlar devam edecek. Ne istersek alt tarafına tek tek ekleyebiliriz. İsteyenler için etiketlere ekleriz. Neredeydik bakalım. Row 3 Row İsterseniz dersiniz. Şu şekilde. Etiketler. Şuradaki aşağısını da kaldırıp H2 dersiniz. Ya da nasıl olur? Bilmiyorum. Mesela yazalım. Etiket 1. Etiket 2 gibi yazalım. Yani burada istediğiniz gibi isterseniz etiketleri, yorumları, kullanıcıları, neyi isterseniz ona göre yaparsınız. Ben bir de şuraya sadece pull left eklemek istiyorum. Pull right eklemek istiyorum. Özür dilerim. Bakayım istediğim sonucu alacak mıyım? Sanırım bir şey değişmedi. Bakalım. Nedense ikon gitti. Acaba şurası ile ilgili bir sıkıntım var. Bir kaldıralım. Hiçbir şey de değiştirmedim ama. Allah Allah. Şuradaki şeyleri mi kaldırdık yanlışlıkla? Font. Fonta versiyonu var. Tamam, sıkıntı yok. Neyse, ben onlara sonra bakarım. Şu anda göremiyorum nedenini. İkili. Aslında şuranın alt tarafında bir tane daha şey oluşturalım. Şurası 9 div row kısmının alt tarafına, şuradaki kısma bakalım
Şöyle diyelim, şuraya bir tane daha row ekleyelim. Class row. Şuradaki row'un alt tarafına. Aynısından bir tane daha yapacağım. Bu seferkinde random içerikler diyelim. Bakalım. Şurada bakın. Random içerikler diye geldi tekrardan. Şöyle yapacağım bu sefer bunlarda. 4 4 4 yapacağım. Sonrakileri de 3 ya da 3 3 3 olsun. 3 3 diye devam etsin. Şundan bir tane daha büyük koyalım. Eşit olsun. Sayfayı yeni dediğimizde bakın arkadaşlar, random içerikler dedik. Tabii bunlardaki şeyleri kaldırmamız lazım. Bakalım. Şuradakini kaldırmamız yeterlidir herhalde. Geri kalan hepsi çünkü. Hepsi yatık olarak geliyor. Random içerikler deyip bu şekilde hani randomları belirleyebiliriz. Etiketler burada. Tabii ki bir yerde kayma oluşturmuşum ben. Anlaşılan. Ya da şuradaki son row olmadı. Geri alalım. Şurası bir kalsın şöyle. Bir daha bir yenileyelim. İkonumuz hala gelmedi. O konuda pek sıkıntı yok. Onu hallederiz. İkişerliler. Şunlardan bir tanesini kaldırayım. Şuradan şöyle bir daha bir çoğaltalım. Rastgele yazılar diyelim. Sayfayı yeniledim. Bakalım. Aynen aynı şekilde oldu. Hiçbir sıkıntı yok. Evet. Bu seferkinde bir tane büyük, iki tane yarım. Şunlar üçlü, dörtlü olsun. Bu şekilde devam etsin. Bakalım. Hatta son bir tane daha istiyorum. Hatta dört tane daha istiyorum. Üçlü üçlü diye. Şurası yanlış çoğaldı. Şunları hep H5 yapıyorum artık. Daha da küçülmesi gerekiyor artık çünkü bunların. Aşağıya doğru indikçe. Bakalım. H5 yemedi galiba. Ya da yedi, ben fark edemedim. Bir tık daha küçük olması lazım. Şuraya da bir tane boşluk atalım artık. Aslında direkt hani ondan sonraki kısma atalım. Şuradaki neymiş burası? Container. Şuradaki row'dan sonrasında. Hatta container'ın içerisinde olsun. Hatta bir tane daha row atalım biz en temizi. Div class row. Div diyelim. Div class container. Div diyelim. Div class jumbotron diyelim. Div koyuyorum ve inceliyorum. Şurasında da artık hani nasıl bir şey yapabiliriz? Ya da aslında şuradaki şeyin her bir kısmını Jumbotron'un içerisine alsak tatlı bir gri nasıl olur? Bilmiyorum. Ya da şöyle bir şey yapalım. Body background EF 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 diyelim. Sayfayı yenileyelim.
Yemedi. Neyse çok da önemli değil zaten. Dedik acaba yer mi? Güzel bir şey olur mu? Pek hoşuma gitmedi. H2 diyelim buradan sonrasında. Ya da H5 diyelim. Ya da şurayı bölelim 3'e 4'e. Div class row dedim. Div class call md 4 diyorum. Ya da 2, 6 diyelim. İkilik olarak bölelim. Ve buralara da ikonlar ekleyelim. Bir class fa user i hemen h2 ekleyelim. Güvencemiz diyelim. Hatta şuradaki ikonu da alalım. Şuraya koyalım. Sayfayı yenileyelim. Bakalım. Güvencemiz geldi. Çok büyük oldu. H2 değil artık. H5. Sayfayı yenileyelim. Güvencemiz. Hemen alt tarafında bir tane paragraf. Burası güvencemiz yazısı. Bakalım. Evet, şunun gibi iki tane daha, üç tane, dört tane daha üretelim. Şöyle yapalım. Sayfayı yenileyelim. Güzel oldu. Fena olmadı hiç. Hatta şuradaki yazıların alt tarafında daha da güzel olabilir burası. Öyle yapalım hatta. Şuradaki yazılardan sonra şuraya bir koyalım. Ya da burası da çok yukarısı oldu. Tam şurası. Böyle site ile ilgili genel açıklama. Şuradaki konteyneri kaldıralım. Sayfayı yenileyelim. Bunları nasıl yaparız? Nasıl ortalarız? İçerisinde ortalayacağız. Div class container diyelim. İçeride ortaladık. Şuradaki row'dan row'a artık arasındaki boşluğu da aslında kaldırdık mı? Elimizde bir şey sıkıntı, sorun kalmıyor. Bakalım. Aynen. Şöyle diyelim. Style diyelim. Margin top eksi 50 piksel diyelim. Eksi 50 çok olacak ama neyse işe yaradı. 50 pikselle 7. Çok da güzel oldu. Tasarımımıza bakıyoruz arkadaşlar. Burada birkaç açıklamamız. Burada hakkımızda. Veya şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Bu bir alternatif. Yine aynı şeyi ekleyeceğim. Şöyle yapalım. Aslında şuradaki kısım da bana lazım. Şuradaki row kısmını değiştireceğim. Div class row diyorum. Div diyorum. Div class call ed 4 diyorum. Bir de imge satıyorum içerisine. Profil diyorum. Şöyle diyelim. Images profil yani resimler slash profil.png diyorum.
JPEG de olabilir. Orasından emin değilim. Div class call md 8 diyorum. Ve burada da H2 diyorum. Şöyle diyelim. Bakalım. Şuradaki H2 yine çok büyük kalıyor. Burada bu template için yazıları çok büyük yapmışlar. Hemen alt tarafına da web yazılım ve web tasarımlarıyla uğraştıran keyifle dersler bir mühendisliği öğrencisi diyelim. Sayfayı yeniledim. Yazımız da geldi. Resmimizi de oturtturduk mu? Tamamdır. Şuraya class y100 diyorum. Hemen şuraya da nokta y100'ü oluşturuyorum. %100 manasında. With %100 diyorum. Tamamdır. Hemen bir de resmimi alıyorum. Bir tane. Facebook'tan gidip alalım. Evet. Devam edelim. Tasarımımız tamam. Bir tane resim alıyordum. Profilimden bakalım. Bir tane düzgün fotoğraf çıkartabilir miyiz? Şu fotoğrafı alalım mesela. Resmi farklı kaydet. Buraya profil diyorum. JPEG'miş formatı. Hemen geliyorum. JPEG diyorum. Ve sayfamızı yeniliyorum. Bakın arkadaşlar. O bizim hani responsif tasarım falan filan. Şuralarda yazılar yazabiliriz. Burada benim hakkımda olan yazıyı yazdık. Alt tarafında da blogla ilgili genel açıklamaları yaptık. Yani hani burası bizim artık blogumuz olacağı için blog kısmını oluşturdum. Burada bizim içeriklerimiz var. İçeriklere tıklandığımızda bir içeriğin detay sayfası olacak. Burada tekrardan kategoriler, yorumlar olacak. Alt tarafını da bir düzenleyelim ve bu dersimizi bitirelim. İlk blog için tasarımımız çok güzel ve sade bir şey oldu. Bence başarılı oldu. Sizin için nasıl oldu bilmiyorum. Ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama. Hemen şöyle devam ediyorum. En alta iniyorum artık. Bakalım. Şunları kaldırıyorum. Bakalım. Şuraya merkez yazılım pro blog pro diyelim ya da B1 diyelim. 1 mi demiştik burada ne demiştik? B1.0 demiştik. Aynısını yazalım. Bu bizim ilk panelimiz. Alt tarafında da bir şey yazmamıza gerek yok. İsteyenler doldurabilir. Burasına kategoriler de diyebilirsiniz. Kategoriler. Şöyle de diyebilirsiniz. Ben böyle dedim. Bu sefer aklıma bu geldi. Bunu koydum. Burayı linklendirebilirsiniz. M'ye blok diyelim. Hemen alt tarafına da merkez yazılım .com şöyle diyelim merkez yazılım .com tüm komparatörün işaretinin nasıl olduğunu unuttum. Tüm hakları saklıdır diyelim. Bakalım. Güzel. Şuradaki Twitter, Twitter şeylerini hiç ellemiyorum. Bunlar belki kendinize göre düzenlersiniz. Şuradaki kısmı da kaldırıyorum ve işim bitiyor. Sayfayı yenilediğimizde bakın arkadaşlar kendimize uygun hale getirmiş olduk arkadaşlar. Belki şu resmi yuvarlama ile ilgili bir şey olabilir. Bakalım.
Bootstrap diyelim. Burada yuvarlak resimlerle, thumbnail ile ilgili bir şeyler vardı. Duruyor mu burada bilmiyorum. Thumbnails, yuvarlak için hangisini kullanıyoruz? Burada yazmıyor. Nasıldı o? Her neyse, orasına da bakarız. Bakalım şu anda ne yapmışız. Ana sayfamızı oluşturduk. Hemen şurada alt tarafta bir boşluk bıraktık mı tamamdır. Son olarak işimiz bitti artık. Footer'dan sonrasında div class boşluk 50 diyorum. Div diyorum, kapatıyorum. Sayfayı yenileyelim ve bunu şurada nokta boşluk 8 50 piksel diyorum. Clear bot diyorum. Bu ikisi yeterlidir herhalde. Bakalım yetmedi. Hit diyorum. %100. Hit 100 diyelim. Hala istediğim boşluk 100 diyelim. 50 idi az önceki. Şuraya 100 diyelim. 100 daha iyi olacaktır. Bakalım arkadaşlar. Boşluğumuz da geldi. Yorumlar, kategoriler, sayfamızın blok kısmı arkadaşlar. Bu şekilde hazırlamış olduk. Eğer sormak istediğiniz bir şey olursa bana Facebook adresimden, yani www.facebook.com/unname123 veya bana www.sametshirnel.com adresinden, buradan bana arkadaşlar şey yaparak, buradaki iletişim kısmına girerek, buradan zaten adreslerim belli. Ya buradaki adresten, ya telefon numarasından, ya Skype adresinden, ya da Facebook adresinden bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Beni takip ettiğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum. Bundan sonraki dersimizde büyük ihtimalle bir ana sayfa tasarımı, onun içerisinde bir slider. Tabii ki bunları göremiyorum şu anda noktaları. Şunları kapatalım artık. Nerede olduğumuzu da karıştırdım iyicene. Bundan sonraki şeyimizde bir slider. Hemen şurayı lokal olarak açalım. Bir tane slider. Bu slider'ın alt tarafında yine burası gibi bir açıklama. Az önceki yaptığımız gibi bir işlem olacak. Sildiğimiz kısım gibi. Alt tarafında da bir tane timeline tarzında bir işlem yaparız. Ve ana sayfa tasarımımızı yaparız. Sonra bir hakkımızda sayfası, iletişim sayfası yapıp işimizi bitiririz arkadaşlar. Tabii ki bu içerik detay sayfasında unutmamak gerekir. Benim bu dersimde anlatacaklarım bu kadar. Beni takip etmeye devam edin.